517 sayısını 25'e böleceğiz. Burada 517 sayısına bölünen 25 sayısına bölen denir. Bölme işlemini şöyle yapacağız. Şimdi 25'i arıyoruz soldan başlayarak. 5'in içinde 25 yok. 51'in içinde 25 var. Kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 25, 50. 51'in altına yazıyoruz. Çıkardık. 1 geldi. Yukarıdaki 7'yi aşağıya indiriyoruz. 17 oldu. 17'nin içinde 25 olmadığı için, eğer yukarıdan indirdiğimiz içinde bölen yoksa, buraya bir tane 0 koyuyoruz ve başka indirecek olmadığı için bölme işlemimiz bitiyor. Kalan 17, yani 17'ye de kalan denir. Yani 517'nin içinde 20 tane 25 var. Bir de artık olarak, yani 25'in tam katı olmayan 17 var. Biz 517'yi 25 çarpı 20 artı 17 diye yazabiliriz. Burada 20'ye de bölüm denir. 3716'yı 12'ye bölelim. 3'ün içinde 12 yok. 37'nin içinde 12. 3 kere var. 3 kere 12. 36. 37'den 36 çıkardım. 1. Yukarıdan şu 1'i indirdim. 11. 11'in içinde 12 olmadığı için 0 yazıyoruz. Bir de 6'yı indirdim. Yukarıdan 116. 116'nın içinde 12, 9 kere var. 9 kere 12, 108. Çıkarttığımda da 6 kaldı. 6'nın içinde 12 yok. Dolayısıyla bölme işlemi bitti. Demek ki 3716'da 309 tane 12 var ve kalan da 6. Bu kalan 6'yı 3716'dan çıkarsak 3710 elde ederiz. 3710 12'ye tam bölünür. 4182'yi 41'e bölelim. 4'ün içinde 41 yok. 41'in içinde 41 bir kere var. 1 kere 41. 41 çıkardık. 0. 8'i indirdik. 8'de 41 yok. 0 koyduk. 2'yi indirdik. 82'de 41 2 kere var. 2 kere 41. 82 çıkarttığımızda 0 kaldı. Demek ki tam bölünüyormuş. Çünkü kalan 0 ise bu sayıların tam bölündüğünü gösterir. Yani 4182 41'e tam bölünür. 'Klasik bölmeyi böyle gösterdiğimiz gibi, mesela 4182 bölü 41'i şöyle iki noktayla da bölmeyi gösterebiliriz. Ya da bu iki noktanın arasındaki bir çizgiyle de 4182 bölü 41'i gösterebiliriz. Tam bölündüğü için direkt eşittir 102 yazabiliriz. 10, 100, 1000 gibi onun katları ile çarparken ne kadar sıfır varsa onu sayıya ekliyorduk. Bölerken de o sıfırları siliyoruz. Mesela 3400'ü 10'a bölüyoruz. 10'da bir tane sıfır olduğu için şu bir tane sıfır götürüyoruz. Cevap 340. 3400'ü 100'e bölerken 2 tane sıfır götüreceğiz. Çünkü 100'de 2 tane sıfır var. Demek ki cevap 34. 33.000'i 1000'e bölerken 3 sıfır götüreceğiz. 1000'de 3 tane sıfır olduğu için cevap 33. 32 günde 7040 km giden bisikletti ortalama günde kaç kilometre yol gitmiştir? Bunun için 7040'ı 32'ye bölerim. 70'te 32 2 kere var. 2 kere 32 64. 70'ten 64'ü çıkartıyorum. 6. 4'ü indirdim 64. 64'te 32 2 kere var. 2 kere 32 64. Çıkardık 0. Yukarıdaki 0'ı da indirdim. Bölünmediği için, 0'da 32 olmadığı için şuraya da yukarıdan bir sayı indirdiğimde bölünmüyorsa bir 0 ekliyorum. Demek ki günde ortalama 220 km yol kat etmiş. 102 bölü 18 işlemini en yakın onluğa yuvarlayarak. Onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağında 2 var. 5'ten küçük olduğu için aşağı yuvarlayacağız. Yani 102, 100 olacak. 8 de 5'ten büyük olduğu için, yani 5 ve 5'ten büyük olduğu için üste yuvarlanacak. O halde 18 de 20 olacak. Bölü 20. Sıfırları götürebilirim. 10'u 2'ye bölersek sonucun 5 olarak tahmin edebiliriz. İşletmenin haftalık su tüketimi 7644 litreymiş. Günde ortalama kaç litre su tüketir diyor. Bir haftada 7 gün olduğu için 7644'ü 7'ye bölmem gerekir. 7'de 7 bir kere, 1 kere 7 7 çıkardık, 0. Yukarıdan 6'yı indirdim, 6'da 7 yok, 0 koyuyorum. 4'ü indirdim, 64'te 7 9 kere var, 9 kere 7 63, kalan 1.
Yukarıdan 4'ü indirdim. 14'te 7 2 kere var. 2 kere 7 14. Kalan 0 tam bölündü. Demek ki günde ortalama 1092 litre su tüketilmiş. 1090 kişilik kafile bir etkinliğe 40'ar kişilik otobüslerle taşınıyormuş. En az kaç otobüs gerekir denmiş. 1090'ı 40'a bölelim. 1'de 10'da 40 yok. 109'da 40 2 kere var. 2 kere 40 80. 109'dan 80 çıkartırsak 29. 0'ı indirdik. 290'da 40 7 kere var. 7 kere 40 280 ve kalan da 10. Demek ki 27 otobüs tam dolu, tam dolmuş. 10 kişi de dışarıda kalmış. Demek ki 28. bir otobüs daha gerekiyor. O halde en az 28 otobüs gerekir. 110 liranın içinde kaç tane 25 kuruş olduğunu bulabilmek için 110 lirayı önce kuruşa çevirelim. 1 lira 100 kuruş olduğundan 110'u 100 ile çarparsak 110'un sonuna 2 tane 0 ekleriz. 11.000 kuruş olduğunu buluruz. 11.000'i 25'e bölmemiz gerekiyor. Kaç tane 25 kuruş olduğunu bulmak için. Bunun için çarpmadakine benzer pratik bir yol kullanabiliriz. Sayıyı önce 100'e böler, sonra 4 ile çarparsak 25'e bölmüş oluruz. 11.000'i 100'e bölelim, yani 2 tane 0 atalım. 110 elde ettik. Şimdi bunu da 4 ile çarparsak sonucu 440 olarak buluruz. Demek ki 440 tane 25 kuruş varmış. Bir A doğal sayısını 12'ye böldüğümüzü düşünelim. Kalan mesela 12 olsa, 12'de 12 bir kere var, bölme işlemi devam edecek. Veya 13 olsa 13'te 12 var. Yani 12 ve 12'den büyük olsa bölme işlemi devam edeceği için kalan olamaz. Dolayısıyla kalan 12'den küçük olmalıdır. O halde kalan en fazla 11 olabilir. Buradan şu sonucu çıkartabiliriz. Kaça bölersek bölelim, kalan onun en fazla 1 eksi olabilir. Mesela 10'a bölüyorsak en fazla 9 olur. 100'e bölüyorsak en fazla 99 olur. 602 öğrenciyi 21 sınıfa mümkün mertebe eşit sayıda dağıtacağız. Bunun için 602'yi 21'e bölmemiz gerekiyor. 60'ta 21 2 kere var. 2 kere 21 42. Çıkardım 60'tan 18. 182'de 21 8 kere var. 8 kere 21, 160, 8, kalan 14. Yani sınıflara ben 28, 28 bu şekilde öğrencileri dağıttığımda bu 21 tane sınıfa 14 kişi artmış olacak. Bu 14 kişiyi de ben 14 tane sınıfa birer birer dağıtırsam 21 tane sınıf var. En kalabalık sınıfı mümkün mertebe eşit dağıttığımda 29 olarak bulurum. 5 ile pratik bölerken önce 10'a bölüp sonra 2 ile çarparsak 5'e bölmüş oluruz. 3400'ü 5'e bölüyoruz. Önce 10'a bölüyorum, bir sıfır atıyorum, 340. Sonra 2 ile çarpıyorum, 680. 230'u 5'e bölüyorum. Önce 10'a bölüyorum, 23. 2 ile çarpıyorum, 46. Sıralamayı değiştirebiliriz de, duruma göre daha kolay olacaksa önce 2 ile çarpıp sonra 10'a bölebiliriz. Yine bir şey değişmez. 145'i 5'e bölüyorum. Önce 2 ile çarpıyorum. 290. Sonra 10'a bölüyorum. 29. 4220'yi 5'e bölüyorum. Önce 10'a bölüyorum. 422. Sonra 2 ile çarpıyorum. 844. 10 tane poğaçayı 3 kişiye eşit olarak paylaştıracağız. Onu 3'e bölmemiz lazım. 10'da 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9. Kalan 1. Yani 3'er tane herkese verdik. Ancak bir tane arttı. Bunu da kesir olarak dağıtabiliriz. Yani 3'e bölüp herkese 1 bölü 3 poğaça daha verebiliriz. Yani herkese 3 tane tam poğaça ve 1 bölü 3 poğaça düşer. Bölüneni 37'ye bölmüşüz. Bölüm 29, kalan 0 çıkmış. Burada bölüneni bulmak için benim 37 ile 29'u çarpmam gerekiyor. Çarpalım. 9 kere 7, 63. Elde var 6. 9 kere 3, 27. 6'da 57. 33. Şimdi 2 ile 37'yi çarpıyorum. 2 ile 37 74 yapar. Bir tane sola kaydırarak yazıyorum ve bunları alt alta topluyorum. 3, 7, 10. Demek ki bölünen 1073. 7600 liralık bilgisayar 6 eşit taksitte alınıyor. Fakat kalan olduğu için kalan son taksite ekleniyor. Son taksit sorulmuş. 7600'ü 6'ya bölelim. 7'de 6 bir kere var.
1 kere 6, 6, 1, 16. 16'da 6 2 kere var. 2 kere 6, 12, 4. Yukarıdan 0'a indirdik, 40. 40'ta 6, 6 kere var. 6 kere 6, 36. 4 yine yukarıdan indirdik, 40. Yine 6 kere var. Yine buradan da kalan aynı şekilde 4 olacak. 1266, 1266 ödeniyor bunlar. 1266, 1266 6 taksitte ödeniyor. Fakat 4 lira artıyor. Bunu son taksite eklediğimizde son taksitin 1270 lira olduğunu buluruz. Hangi sayının 72 katı, yani 72 ile çarpımı 1800'dür? Bunun için bizim 1800'ü 72'ye bölmemiz gerekir. 180'de 72 2 kere var. 144 çıkartırsak 36 buluruz. 0'ı indirelim. 360'da 72 tam 5 kere var. 5 kere 72, hatta 10 ile çarp 2'ye bölersek 720 bölü 2 360, kalan 0. Demek ki 25 sayısının 72 katı 1800'müş. Bölme işlemini yapabiliriz. Yani burada değer de verilebilir. Mesela A yerine 1 de 2, 3 de yazarsınız. Sonuç değişmez. AA'da AA bir kere var. Bir kere AA, AA çıkartırsak 0. Bir tane A indirdik. A'da AA yok. 0. Bir A daha indirdik. Yine AA'da AA bir kere var. Kalan 0. Demek ki bölüm kaçmış? 101 imiş.